Herkese merhaba arkadaşlar. Çocuklarımın ev resimlerini değiştireceğim. Vallahi videoyu daha yeni başlattım. Dışarıda bazı işlerimiz vardı. Çocuklarla beraber çıktık. Onları hallettik, geldik, oturduk, dinlendik falan. Yani kahvaltı yaptığımız gibi dışarıya çıktık. Şimdi derinim çamaşır katlıyor. Ben de ev resimleri değiştireyim dedim. Ay ay ay, kıtırdı sırtım. Of of of. Tamam daha. Birkaç gün çekerim ben bunun acısını. Otur otur, eğilirsem olacağı o. Halbuki doktor kaç kez de söyledi bana, yani eğilirken dikkatli eğileceksin. Önce böyle dizlerini kırıp o şekilde eğil. Ne alacaksan, yere eğileceksen falan, olur mu? Of. Pazar günü çocuklar denize gidecek. Babaannesigilin evine yürüme mesafesi. Çocuklar oraya yazın her gittiğinde muhakkak her pazar denizdeler. Vallahi deniz, havuz eskisi gibi ilgi alanım değil ya arkadaşlar. Nefesim daralıyor biliyorsunuz. Duş alırken bile sıkıntı yaşıyorum ben. Maalesef tıkanıyorum çünkü. Ama tabii çocuklar için gittiğimiz oluyor. Ben gitmesem bile çocuklar bu hafta gitmezse öbür hafta muhakkak gidiyorlar. Dediğim gibi babaanneye gittikleri için onlara da iyi oluyor. Yazın denizin tadını çıkarıyorlar. Onlar orada denizdeyken falan ben de tek başıma ya da arkadaşlarımla plan yapıyorum. Ya dışarıda takılıyoruz, ya bizde, ya onlarda. Ya da dediğim gibi tek başıma çıktığım, sinemaya gittiğim de oluyor. Yani yeri geldiğinde her şey yapılıyor. Bütçemiz el verdiği sürece, sağlığımız el verdiği sürece. Bazen soruyor arkadaşlar, çünkü deniz havuz hiç gitmiyor musunuz diye, de gidilmez olur mu? Hele ki evde çocuklar seviyorsa deniz havuzu, tabii ki de gidiliyor. Ha, havuz eskisi kadar gitmiyoruz. Çünkü bence çok çok gereksiz pahalı oldu havuzlar. Aquaparklar için diyorum, İstanbul'da en azından. Aşırı pahalı. Bir de gidiyorsunuz, dünya kadar sıra bekliyorsunuz. Yani aquaparka gidince de insan kaydıraklarında kayayım istiyor ama dediğim gibi sıra size gelmiyor ki yani. O anda onun da tadını çıkaramıyorsunuz. Bir havuza da o kadar ücret de ödemek kimse istemez. İçeriye yiyecek içecek sokamadığınız için yiyecekleri oradan alıyorsunuz. Yani o kadar uçuk fiyatlar ki hiç değmez diyorsunuz yani. O yüzden havuz işini biz nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Bizim burada hamam var. O hamamın kapalı havuzu var. Kışın çocukları da böyle arada oraya götürüyorum. Kutay'ın da yaşı itibariyle kadınların havuzuna girebiliyor yani. Küçük olduğu için. Sadece kadınlara özel. Hiç yani kadınların günü şu zaman, erkeklerin günü bu zaman değil. Sadece her gün kadınlar için yapılmış bir hamam var burada. Spası var, saunası var, jacuzzi'si var. Çok güzel. Ama tabii ki video çekmek zaten orada yasak. Her gün video çeken biri olmadığım için, yani bazıları videolara dahil olmuyor tabii ki. Bazen sadece o anın tadını çıkarayım, ben de bir şey yapacağım zaman aa dur şunu çekeyim demek yerine o anın tadını çıkarıyorum ailemle, sevdiklerimle, artık neyse. Yani her şey videolara dahil olmuyor arkadaşlar. Bir de dediğim gibi çocuklarım da büyüyor. Yani bazı şeyler çekilsin istiyorlar, çekilmesin istiyorlar. Ya da bazı ortamlar çekilemeyecek durumda oluyor. Öyle yani arkadaşlar. Ha, bazen dahil ederim ama bazen de dahil olmuyor. Ama dahil olmadığında da sanmayın ki biz sürekli evdeyiz. Öyle bir şey yok. Benim ev videolarım diğer videolara göre, dışarıda çektiğim videolara göre daha çok izleniyor. Böyle de bir durum söz konusu. Ama tabii ki yine dışarıda da çekmeye çalışıyorum elbette. Bu sene çocuklar nedense pike üstlerini örtmeyi istemiyorlar. Tırnaklarımız takılır gibi oluyor. Ayaklarımız ona değince rahatsız oluyoruz diye istemiyorlar arkadaşlar. Bu sene hep nevresimden gideceğiz galiba üstlerine. Sonuçta onlar üstünü örtecek. Ben de onlara saygı duyuyorum. Ne yapalım? Bazen klimayı son ayara alıyoruz. Çocukların odası bizim oda açık oluyor ve bayağı serinletiyor yani. O şekilde oluyor. Çocukların karşısında vantilatör var. Şurada da görebilirsiniz. Bacakları falan üşüdüklerinde üstlerini alıyorlar.
Ya çok sıcak da olsa ben de muhakkak üzerime, en kötü belime şöyle bir şey atmayı severim uyurken arkadaşlar nedense. Tamamen üstümde bir şey olmadan ben uyuyamıyorum. Sizler nasılsınız bu konuda? Benim gibi misiniz? Benim çocuklar da öyle benim gibi. Videoyu başlatır başlatmaz çenem durmadı vallahi. Hakkınızı helal edin başınızı şişirdiysem. Hemen şunu da bir halledeyim. Bunu da annem Nixer'den getirmiş. Derin bu yastığı çok seviyor. Rahat yatıyordu çocuğum diye. Nixer'deki yastığı alıp gelmiş. Gerçekten de geldiği günden beri Derin de en çok bu yastıkta yatıyor. Onun da kılıfı o şekildeydi. Nixer'den almıştık o yastıkları. Ona ben bir kırlent geçireyim beyaz. Şöyle getirdim. Yastıklar yeni zaten. Buna fermuarı falan yok. Hiç de sökmeyeceğim. Direkt ne denir bunlara? Yastık kılıfı mı deniyor? Buna geçireyim. Kılıf üstüne kılıf gibi oluyor ama olsun. Bazen açık renk yastık kılıfı geçiriyorum. Mavi mavi belli olmasın. Hem makineye de atılıyor bunlar. İyi oluyor. Kuvayt'ta bir tane bilgisayar vardı ya, çok önceden beri bizi izleyenler bilirler, internete bile girmiyor, çok eski bir kasa, laptop biliyorsunuzdur. Ara ara babasına çıkarttırır onu, WordPad'i var, Paint'i falan var, onları kullanır. WordPad'inde okuma yazmaya başladığından beri böyle Kutay senaryolar yazıyor, bazı diziler yazıyor, film yazıyor falan. Kaydet kaydet demek ki dosya dolmuş herhalde oran. Hata vermiş. Onu soruyor. Anne bu nasıl oluyordu diye. Çocukların nevresimleri değiştirdim. Ben nevresimleri değiştirmeden önce yatak başlarının falan böyle tozunu almıştım. Bir süpüreceğim. Yani nevresim değiştirdikten sonra muhakkak bir süpürme işlemi yaparım. Bizim çarşafı da serdim. Bunu da yeni aldım. Yastık kılıfıyla takımdı arkadaşlar bu çarşafta. Penye değil ama bu dokuma gibi dediğimiz kumaşlardan. Biraz kayma yapıyor ama bir tık küçük alabilirmişim. Bizim yatak ölçüsüne çok büyük oldu bu. 180-200 falan bizim yatak boyuna iyi oluyor ama bu bir tık büyük oldu. 160-200 alsam daha iyiymiş yani tam yatağın ölçüsünde. Ama güzel, rengi falan da çok hoşuma gitmişti. Buna uyumlu olsun diye şu pikeyi de almıştım. Bu arada ben nevresimleri falan ütülemiyorum. Beni biliyorsunuzdur arkadaşlar. Önceden yaptığım bir işte ama sonra aman dedim yani gereksiz bulduğum işlerden oldu. Şu da çok uyguna geldi. Bu da yani toplasanız 350 falan verdim. Güzel bir indirimde almıştım şu pikeden. Dama desenli mi ne diyorlar ya. Ondan. Biraz sert ama böyle tırnak takılma olayı falan olmuyor. O yönden iyi. Düz beyaz böyle yoktu benim. Böyle renkli çarşaflarımla kullanırım diye almıştım. Evet hemen kırlent kılıflarımı da geçireyim. Bu arada Emrah'ın yastık boyun destekli olanlar var ya onlardan olduğu için kılıf genelde tam olmuyor. Küçük oluyor yastıkların boyutu çünkü. Ben yün yastık kullanıyorum. O öyle kullanıyor. Hemen bunu da sereyim. Peki bildiğiniz yatak örtüsü boyutunda neredeyse. Tamamdır. Kırışık. Farkındayım ben de ama hiç önemli değil. Yine yatak örtüsünü de örtüyorum üzerine. Nevresimi de dedim hemen atayım makineye biliyorsunuz. Çok yer kaplıyor. Zaten renklilerim vardı biraz. Onlarla beraber yıkansın. Çarşaf ve kılıfının birisi beyazdı. Onları ayırdım tabii ki. Beyazlarla yıkarım. Tamam. Anne kız bir kahve içelim dedik. Soğuk kahveyi ikiye böldük. Üzerini de sütle tamamladım. Kutay içmeyecekmiş hiçbir şey. Biraz önce kraker yedi. O onu tuttu herhalde. Canı istemiyormuş. Bir de şöyle bir krema sıkayım dedim. Bu
Bulaşık makinesini derin boşaltmıştı. Anne bunun yerini unuttum dedi. O yüzden buraya bırakmış. Bunu da hemen yerine koyayım. Götürmeden bir de şundan koyayım dedim. Hani bu Raffaello var ya, onun Karma markası versiyonu. Çok da satılandan vardı. Evet, o zaman şimdi içeri götürebilirim. Oğlum meyve de istemedi ama biz kahvelerimizi içerken dedim oğlum da karpuz yer. O zaman hepimize afiyet olsun. Çocuklar odalarına geldi. Ders çalışıyorlar. Derin testini çözmüş. Doğru ve yanlışlarına bakıyor belli ki. Oğluşum nasıl gidiyor annem? Güzel. Tamam. Dışarıdan çok ses geldiği için camı kapattılar. Vantilatörleri açmışlar. Faydası oluyor mu anneciğim bu vantilatörün? Hı-hı. Belki size böyle burası biraz kalabalık gelebilir ama şu an her biri gayet kullanılabilir şeyler. Masasının dolabı olsun, ortadaki dolapları olsun. Çünkü yeterli gelmiyor. Raflar belki boşaltılabilir ama onlar da bu şekilde dizayn etmek istediler. Kendileri oraların tozunu alır. Kendileri ne koyacaksa onu koyarlar falan. Neyse anneciğim, ben kafanızı karıştırmayayım. Kapınızı çekeyim mi? Yok. Tamam. Hadi iyi dersler annem size. Sağ ol. Birazcık dinleneyim. Bugün kendimi bir yorgun hissediyorum. Sanki başım ha ağrı, daha ağrıyacakmış gibi geliyor. Bakalım. Bolca su da tüketiyoruz ama havalardan herhalde. Bugün ne yemeğim var arkadaşlar? Yemek yapmayacağım yani. Bu arada dün bir arkadaş sormuş Tuğba Derin'i dershaneye yazdırdın mı diye. Hiçbir videomda bahsetmemişim bakın yazdıralı. Neredeyse 2 hafta oldu. Evet, Derin'i dershaneye yazdırdık. Bazıları eğitim sistemi zaten zor. Kaç yıl boyunca bu çocuklar okuyacaklar. O strese çocukları sokmayalım. Bu çocuklar küçük. Şimdiden hem okul hem dershane onlar için yorucu oluyor diyenler de var. Dershane iyi oluyor ya da özel öğretmen iyi oluyor diyen de var. Yani çevremde de aynı şekilde. Herkes ikiye bölünmüş durum. Diyorum yani biz çocuklarımız için çabalıyoruz. Her şeyi onlar için diyoruz. Ve ileride ne eşim ne ben, hani keşke şunu yapsaydık dediğimiz bir şey olsun istemiyoruz. Bütçemiz, sağlığımız el verdiği süreç içerisinde diyorum. Ya da çocuğum ileride hani anne neden bunu da böyle yapmadınız? Hani beni şuraya verseydiniz o da demesin istiyoruz. Her çocuğun şartları bir değil. Evet, her çocuk da aynı değil. Yani hiçbir artı ders almadan da başaran öğrenciler var. Bütçemiz el verdiği sürece yapabildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Final dershanesine yazdırdık arkadaşlar. Nasipse Ağustos ortasında başlayacak. Birkaç dershaneyle görüştük ve içimize sinen yer burası oldu. Çünkü şartları çok daha iyiydi öbür dershanelere göre. Bu civardaki dershaneler olsun istedim. Çünkü dediğim gibi zaten zor bir süreç olacak. Çocuk okulda okuyacak, okuldan çıkacak. Haftanın 3 günü de okul artı dershane olarak yapacak. Hani bir de minibüs yol işi olsun istemedim. İstanbul'da yani en kısa mesafede yarım saat sürecek. Bunun kışı var, havalar erken kararıyor. Trafiği daha çok olacak. O yüzden yürüme mesafesi olsun istedim. Çok şükür yani 10 dakika sürmüyor bile buradan o dershane. Bu dershane 2000-3000 daha fazla diğer dershanelere göre ama öğretmenlerle birebir eğitimi var. Her öğretmeni, branş öğretmeni. Derin'in haftada 3 gün dersi var ama geri kalan o 4 günde de istediği zaman bizim kütüphanemizi kullanabilir. Kütüphanede de işte sürekli duran öğretmenler varmış her branştan. Hiçbir öğrenci işte sormak istediği soruyu öğretmen derse çıksın da ben sorayım diye beklemeyecek. O öğretmenler derse girmediği için orada öğretmenlerle çalışabilir. Biz zaten okulun müfredatlarıyla beraber ilerliyoruz. O yüzden sınav haftalarında biz de onların okulda çıkabilecek soru tarzlarında sorular yapıyoruz. Onları sınava hazırlıyoruz. Sınav öncesi burada hep duran öğretmenlerle ayrıyetten ders günleri dışında da çalışabilir. Proje ödevlerini burada gelip öğretmenlerine danışarak beraber de yapabilir. Kendi de araştırma ödevlerini yapabilir. Her pazar saat 10'da da deneme sınavı olacak. Hayırlısı. Dediğim gibi her şey çocuklarımız için. Ha Derinime de söylüyorum. Kızım hiçbir şey senin sağlığından, senden önemli değil. Elinden geleni yap ama olmazsa da önemli değil. Senin canın sağ olsun. Denedi olmadı deriz. Denedik olmadı deriz. Senin için zor bir süreç, zor bir sene olacak. Bunun farkındayım. Ama bunun senin sağlığını etkilemesine izin verme dedim. Ve tabii ki de anne baba olarak biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Çocuğumuzu takip edeceğiz. Hani çok stres.
sağlık sorunları yaşamaması için. Ne kadar ben böyle konuşursam konuşayım, işte sınava girecek çocuk bir şekilde heyecan yapabiliyor, stres yapabiliyor. Allah göstermesin, bazı çocuklarda çarpıntı oluyormuş, bazı sağlık sorunları bayağı yaşıyormuş, mide sorunları. Biz elimizden geleni yapalım, çocuğum da yapsın da, olursa olur, olmazsa olmaz. Hiçbir şey benim çocuklarımdan kıymetli değil. Evet, sınav stresi tabii ki de olacak. Dershanede böyle konuşmalar olacak. Yer yer okulunda olacak. Bu sene sizin için zor olacak. İşte sınava gireceksiniz. Rakipleriniz çok güçlü. İşte kolejde okuyan da bu sınava girecek. Özel okulda okuyanı da, özel öğretmenlerle ders çalışan da buna girecek diyen öğretmenler oluyor tabii ki. Çocuklar ister istemez yani girebiliyorlar böyle bir stres. Bu sınavlar maalesef ki çocuklarımızın geleceğini belirleyen yer. Hayırlısı olsun diyorum ya, eğitim sistemi gerçekten çok ama çok zor oldu bizim zamanımıza göre. Çocuğumuzu düşünüyoruz biz de, çok strese girmesin, zaten okulda yoruluyor, bir de dershane olmasın. Daha bunlar 11-12-13 yaşında, çok düşündüm bunu. Acaba dedim evde doping hafıza paketi alsak o şekilde mi çalışsa? Evde olsa bu denli düzenli programı olabilir mi bilmiyorum. Doping hafıza falan alsak dedik ve dershanenin sınavları oluyor. Sadece çocuklar o denemelere girebiliyor. Doping hafıza artı deneme sınavlarına girer dershanelerin falan. Böyle ders okulları var. Öyle olsa dedik. Yani o kadar çok düşündük ki aylarca. Bu mu olsa, böyle mi olsa, şöyle mi olsa, böyle mi olsa derken, dershane böyle bir okul ortamı gibi olduğundan öğretmenle canlı birebir daha iyi olur diye düşündük. Bir de Derin'imin şansına 5. sınıfta Derin'in sınıf öğretmeni olan öğretmeni de ayrılmıştı okulda. Meğer buradaki final dershanesinde öğretmenliğe başlamış. Derin bir de o öğretmenini görünce de çok sevindi. Derin'in artı rehber öğretmeni de olacak o. Fiyatını soranlar için de buradan söyleyeyim. Bu arada videonun tarihine de bakın. Çünkü birkaç ay önceki dershane fiyatıyla şu anki bir değil. Derin'i biz 50.000'e yazdırdık arkadaşlar final dershanesine. Ama tabii ki her final dershanesi de semtine göre fiyatı da değişiyor. İnanın ki yani bu video karşısında gördüğünüzün kaç kat fazlası arkada oluyor. Yani tahmin edersiniz ki. Çocuklarımız için uğraşıyoruz. Dille ilgili kurslar olur, spor dalları olur vesaire. Ara ara yazdırayım anneciğim, ne yapalım, ne edelim ya da sizin istediğiniz bir şey var mı falan diye. Ha, Derin'e bu sene yok. Yani onun için okul ve dershane okey, yeter. Ha, keyfi o, bir şeyler isterse yaparız, ederiz. Kışın da olsa yine size de biraz önce söylediğim gibi bir hamam var mesela. Oranın havuzu falan var. Derin yüzmeyi çok seviyor. Yüz güzel de yüzüyor. Bu sene tam öğrendi yüzmeyi. Oraya yüzmeye gideriz falan. Yani kafasını dağıtacak, onun istediği şeyleri de tabii ki yaparız. Hem kızımın hem oğlumun. O ayrı bir mevzu. Ya dediğim gibi çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda eşimle beraber de baş başa yemek de yiyoruz. Dışarı çıkıp geziyoruz. Baş başa sohbet ediyoruz. Tavla oynuyoruz. Sadece bireysel olarak, kendim olarak tek başıma takıldığım da oluyor. Eşimin de sadece tek başına takıldığı oluyor. Bazen arkadaşlarımızla, bazen tek. Yani gerçekten hem çocuklarımızla, hem karı koca, hem de bireysel olarak kendimize, birbirimize vakit ayırıyoruz. Bir insan kendi mutluysa, çok mutlu bir anne, çok mutlu bir baba, çok mutlu bir arkadaş, eş, evlat o şekilde oluyor. Ben hep buna inanıyorum ve bu şekilde ilerliyoruz. Her şey çocuklarımız için, evet onlar için çabalıyoruz ama biz de önemliyiz arkadaşlar. Yani bu sefer bir yerden sonra insan kendine de zaman ayırmazsa pek de verimli anne baba olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden çocuklarımız için çabalarken aynı zamanda da birbirimizi, kendimizi ihmal etmemeye çalışıyoruz. Böyle yani. Ay ne çok konuştum, ne çok konuştum arkadaşlar. Neyse ben birazcık bir dinleneyim. Yemeğim var dedim size ama canım nedense kısır istedi. Şöyle bir çay bardağı ince bulgurla biraz kısır yapacağım. Zaten kısırı evde Derin'le ben seviyoruz. Kutay ile Emrah çok azıcık yer yani. O yüzden bu bize yeter. Üzerine de yine bir çay bardağı sıcak su koyacağım. Silikon kapağım vardı. Bim'den almıştım biliyorsunuzdur. Şöyle bunu kapatayım da dedim. Bayağı sağlam arkadaşlar bu. Görüyor musunuz? Bayağı güzel tutuyor. Bulgurumuz şişe dursun. Kısır için soğan doğradım. Biraz yağ miktarını fazla koydum. Çünkü artı bir yağ koymayacağım. Bu yağ yeterli olacak o bulgura. Soğanı güzelce kavurdum. Üzerine de biraz salça ekledim. Biber, domates karışık salça da ekleyebilirsiniz de ben sadece domates salçası ekledim. Bunu da böyle kavurayım.
En sonda da baharatını ekleyeceğim. Pul biber, karabiber, tuz ekleyeceğim. Çok azıcık da nane ekleyeceğim. Siz isterseniz kimyon vesaire de ekleyebilirsiniz. Artık damak tadınızda kalmış. Güzelce suyunu çekmiş. Karıştıralım bunu şimdi. Bulgur güzelce soğudu. Doğrayacaklarımı da buraya aldım. Az bir kısır yapacağım için. Bu kadarı çok çok yeterli. Kıvırcık, biraz maydanoz, biraz dereotu, kornişon turşu. Ama tabii ki isteyen taze nane ekler, yeşil soğan ekler, borlahana, havuç, normal salatalık, biber, domates. Tamamen bence içini lezzetlendirmek size kalmış. Üçünü doğramayacağım. İki tane yeterli kornişon. Bunları da ekleyeceğim. Baharatları zaten kavururken ekledim. Limon da sıkayım. Hiç çekirdeği de yok limonun şansıma. O yüzden hiç limon sıkacağı kullanmayacağım. Acı biber turşusu da doğrardım içine. Ama derinde yiyeceği için doğramayacağım artık. Kendim yanına alırım. Kısırımız hazır arkadaşlar. Kısırı da altı kıvırcıkla dolu olan bu kaseye boşalttım. Ağzı kapaklı olduğu için bu iyi oluyor. Dolapta saklarken de. Böyle. Tadına da baktım. Gayet ekşiliği, tadı, tuzu yerinde yani. Beğendim. Birazdan yemeğimizi yeriz zaten. Emrah da gelir. Yemeklerimizi ısıtırız. O zaman bize şimdiden afiyet olsun. Biz karnımızı doyurduk. Mutfağı da toparladık. Çocuklar sofrayı kaldırmaya yardım etti. Emrah'la da birimiz çalkaladık, birimiz makineye dizdik. Başıma aşırı derecede bir ağrı girdi. Hemen ilaç da almak istemiyorum. İlaç almadan baş ağrısı nasıl geçebilir diye geçenlerde hatta bir arkadaş sormuştu. Tam geri geldi söyleyeyim. Tabii ki her bünyede her şey aynı şekilde ilerlemiyor. İlk önce o gün yeteri kadar vücudunuz su aldı mı? Çünkü susuz kaldığınızda da baş ağrınız çok oluyor. Su içerek baş ağrınızı biraz hafifletebilirsiniz. İşte bitter çikolata baş ağrısına iyi gelir. Şekersiz Türk kahvesi, Nescafe ya da çay bir fincan falan. Onlar da baş ağrısına iyi geliyor. Bilmeyenleriniz yoktur belki ama ben bunları yine bir söyleyeyim. Olur da evinizde ağrı kesici yoktur ya da ne bileyim hamile arkadaşlarım olabilir burada. Aklınızda bulunsun. Ha yine söyleyeceğim. Her bünyede aynı olmuyor. Mesela duş almak benim baş ağrıma iyi gelir, hafifletir. Baktım hala daha ağrırsa o zaman son olarak ilaç alıyorum. Genelde böyleyimdir. Soğuk algınlığı değilse eğer böyle ağrılarımda hemen ilaç alıp vücudumu o ilacı alıştırmak istemiyorum. Dayanamadım raddeye geldiğimde alayım ki o ilacı bir faydasını göreyim istiyorum açıkçası. Şu an biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Serumumu sürdüm. Kokumu da birazdan sürerim. Yatmadan da göz kremimi sürerim. Lip balmumu sürerim ve yatarım arkadaşlar. Ben videomu da burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.